Farklı alanlarda kadınlar iş kuruyorlar, farklı çalışmalara imza atıyorlar. Şimdi de onlardan birini tanıyacağız ama ben devam etmeden önce sizden bir ricada bulunacağım. İşte kadınlar.com'un hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen aşağıda abone ol butonuna tıklayın, videoyu beğenin, yorum yazın. İşte böylece en büyük desteği bize vermiş olursunuz. Karşımda Handan Uslu var. Handan, Kadın Hakları Bilgi Platformu'nun kurucusu aynı zamanda. Platformla ilgili biz başka bir videoda konuşacağız. Ben daha çok onun kişisel hikayesini, kariyer hikayesini merak ediyorum. Handan, bize kendinden bahseder misin? Nerede, ne zaman doğdun, nasıl bir ailede büyüdün, eğitimin, kariyerin nasıl ilerledi? Öncelikle çok teşekkürler Tülay Hanım. Bu öncelikle platformu sağladığınız için sizi çok takip ediyoruz, örnek alıyoruz. Teşekkür ederim tekrar. Ben İstanbul'da doğdum. Bir abim var, 4 kişilik bir ailenin parçasıyım. İstanbul'da büyüdüm. Liseyi de İstanbul'da okudum, Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı olarak. Daha sonra üniversiteye gitmemle beraber de aslında iyice aileden biraz daha uzak, biraz daha bağımsız bir iyice o hale geldi aslında yolculuğum. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği okudum ve aynı zamanda ekonomi okudum. Tabii şimdi aslında bir iş kadını olarak, kadın olarak tecrübelerinizle ilgili ilgili kararları aslında çok erkenden alıyorsunuz. Yani ben baktığımda aslında 16 yaşında üniversite tercihlerini yaparken bir aslında makine mühendisliğini seçme nedenim tamamen ya işte yapılır mı, erkek yapar onu gibi şeyler duyuyorum ve buna tepkisel olarak makine mühendisliğini Yani seçiyorum. tepki olsun diye erkek işi değil kadın işi aynı zamanda demek için mi yani? Yani aslında orada mühendisliğe indirgemişim. Sormuşsunuz, mühendis bir aileden geliyorum. Ailede herkes mühendis, 4 mühendis oturuyoruz. O anlamda mühendislik belli. Hangisi olacağı aslında belki belli değil. Orada makine dikkatimi çekiyor. Babam makine mühendisi, abim makine mühendisi. Bu şekilde bir tercihte bulunuyorum. Tabii sonradan da çok fazla etkiliyor bu verdiğimiz kararlar. Ama aslında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili konular her zaman biz fark etmesek bile aslında karar mekanizmamızda bir şekilde bulunuyor bence. Yani sana çevrendekiler ya kadından makine mühendisi olmaz yazma dediler. Olmaz hep erkek işidir kadın işi değildir dediler diye bunu seçiyor olman bile bence çok güçlü bir duruş sergilediğin anlamına geliyor. Toplumdaki bu ön yargıları yıkmaya yönelik kendi kararını, kendi hayatını etkileyecek bir seçim yapıyorsun ve diyorsun ki hayır. Ben size göstereceğim makine mühendisliği sadece erkek işi değildir. Kadınlar da bu işi yapar'ı gösteriyorsun aynı zamanda. Aslında evet, sanırım öyle bir mesaj verme ihtiyacı duymuşum kesinlikle. Yani bu bahsettiğiniz söylem sadece çevre değil. Yani ben mühendislik fakültesi içinde de oradaki asistanlar da bize ya işte ben inanmıyorum bir kadının bu alanda başarılı olacağına şeklinde söylemlerde bulunuyorlardı. Bu mesleği icra ederken de doğrudan da başınıza gelebilecek bir şey oluyor. Tabii böyle olunca Koç Üniversitesi'ndeki bütün bölüm birincileri kadın oluyordu yani. Ben de bölüm birincisiydim, birinci sınıfta. Bravo. Tebrik ederim. Harika bir cevap olmuş onlara. Evet, öyle bir tepkiselleşiyoruz. Tabii bu tepkiselleşmenin de bir bedeli var. Yani bu bazen biz kadın olarak belki böyle çok, çok sert erkek gibi işte olmam gerekiyor, çok güçlü olmam gerekiyor gibisinden refleks var. Bu refleksi de doğru kontrol etmemiz lazım. Kendimizi iyi tanımamız lazım. Bu anlamlarda zor bir konu. Yani zor bir konu. Zor. Peki, birincilikle mezun oldun Koç Üniversitesi'nden, makine mühendisliğinden. Sonra Evet, birinci sınıfta birinci oldum. Sonra o tatmini yaşadıktan sonra aslında fark ettim ki yani tam benim ilgi alanıma girmiyor. Koç Üniversitesi çok aslında bize çok imkan sağlardı. Biz farklı alanlardan dersler alabilirdik, psikoloji, sosyoloji dersleri. Ve çift anadal yapma imkanı gelince de ekonomiyle çift anadal yaptım. Ekonomi bölümünden de böylece mezun olmuş oldum. Orada bölüm birincisi değildim artık çünkü onu tamam demiştim. Yani ben bunu tam yapabiliyorum. Ama başka şeylere ilgiliydim. Daha sonra çok da ekonomi çok tabii mühendislik eğitiminden sonra nispeten hem sözel hem sosyal olduğu için hem toplumsal bireysel seçimlerle alakalı ancak bir yandan arz talep konuları var. Bunları da anlamak gerekiyor. Anlam çok hoşuma gitmişti. Ve bundan sonra belki akademisyen olmak istersem belki gazeteci olmak istersem hepsi aklımdan geçiyordu. Hepsine uygun bir altyapı kazandıracağını düşünmüştüm. Bu şekilde mezun oldum. Ancak daha sonra
Benim ilgi alanım, entelektüel ilgi alanım biraz daha iletişim alanına kaydı. Aslında makine mühendisliğinin tam tersi. Çünkü çok kültür, toplum, bu kurumların insanlarla ilişkileri, bunların bizi nasıl etkilediği, dil, söylemler, böyle konular çok fazla dikkat ilgimi çekmeye başladı. Böyle olunca da yurt dışına master yapmak için Washington DC'de Georgetown Üniversitesi'nde İletişim, Kültür ve Teknoloji bölümüne girdim. Çok yine entelektüel olarak çok tatmin aldığım güzel bir dönem oldu. Çünkü artık her şey interdisipliner. Yani artık biz hiçbir konuyu birbirinden bağımsız düşünmememiz lazım. Yani teknoloji dediğimiz zaten artık her şeyin, basın, yayın, söylem, ilişkiler, her şeyin altında yatan bir altyapı. Ve incelediğimiz her konuda bağlantılı konular. Böyle onu çok keyifli bir dönem geçirdim. Orada işte böyle video çekimi olsun ya da sosyal medya, network analizi, kritik teori gibi birçok değişik alanlarda kendime eğitme şansım olmuştu. Sonra peki, sonra neler yaptın? Sonra, ondan sonra aslında bir yandan sivil toplumla bir bağım vardı her zaman. Koç Üniversitesi'ndeyken Core Global Leaders'ında bir örgüt kurmuştum. Bu örgütün... Neydi örgütün adı? Core Global Leaders. K-U Global Leaders. Nedir? Koç Üniversitesi'nde biz hep Core koyarız oraya öyle. falan öyle bir şey. Core'lu isimler. Ne anlama geliyor? Core Global Leaders aslında bir uluslararası yardım kuruluşu olarak kuruldu. Yani daha doğrusu bir öğrenciye odaklı bir kuruluş olarak kuruldu. Bu bir kuruluşun kulübü yaptığı... mu yoksa öğrenci kulübü mü? Grubu mu? Bir öğrenci kulübüydü. Öğrenci kulübünden bir üniversite bünyesindeki bir sertifika programına, bir ders gibi bir programa evrildi. Çok güzel. Yapısı değişti. Hala devam ediyorlar. Onları takip ediyorum. Ne yapıyordun peki? Nedir onun amacı? Neler yaptın? Şimdi aslında Core Global Aid'in ilk çıkma amacı benim üniversitede yapılan çoğu faaliyetin, sosyal faaliyetin sırf gönüllülük etrafında dönmesi. Ancak o an belki sürdürülebilirlik, kalkınma, organizasyonel gelişme gibi konulara çok fazla dokunan bir bu şekilde bir öğrenci örgütlenmesi olmadığını fark etmemle oldu. O zaman da Uluslararası İlişkiler Ofisi ile bir yakın çalışıyordum, projelerde beraber çalışıyorduk. Böyle fikir geldi. Böyle bütçe kazanmamla beraber bu kuruluşu kurarak aslında şunu yapmayı amaçladık. Öğrencilerin henüz öğrenciyken bir sosyal yardım nasıl yapılır ya da sosyal nasıl düşünülür, toplumla nasıl ilişkiye girilir, bu konuda tecrübe etmelerini istedik. Ve aslında öyle olunca da bir sıfır önde başlıyoruz. Yani bir dernek nedir, sivil toplum nedir, bu tarz şeyleri önden öğrencilere vermiş olduk ki öğrencilik önemli bir süreç çünkü kendimizi tanıyoruz, staj yapıyoruz, alanımızı bulmaya çalışıyoruz. Hala da oradan gerçekten Core Global Aid'e eli değmiş çoğu kişi kendini derneklerde, sivil toplumda bir şekilde böyle çalışmalar yapıyorken buldu gerçekten. Birazcık orada küçük bir parantez açalım mı? Gençlerin üniversitede sivil toplum örgütlerinde çalışması ya da sosyal sorumluluk projeleri inşa etmesi, tasarlaması, hayata geçirmesinin önemi nedir? Bu gençlere ne kazandırır? Niye önemlidir? Hani içinde yaşadığımız toplumun bir parçasıyız nihayetinde çerçevesinde bakarsak. Çok çok güzel sordunuz. Gerçekten ben çoğu şu anki kariyerimi o ilk tecrübenin şekillendirdiğini çok fazla düşünüyorum. Çünkü aslında yani girişimcilik böyle bir yani bir esnaf refleksi belki. Yani bir şekilde ya bir dakika benim bir grafik tasarımcı arkadaşım var. Bir de şunu yapan bir arkadaşım var. Biz bir araya gelsek aslında şöyle bir şey başlatabiliriz gibi bir aslında bir ışık yanmasıyla oluyor. Ve üniversitede bunu yapınca bunun küçük bir simülasyonunu yapabiliyorsunuz. O an belki de işte öğrencisiniz, etrafınızda size benzeyen insanlar var. Bu küçük simülasyonda da işte bir sponsor oluyoruz, firmalarla görüşüyoruz, bir yandan bir zamanlama yapıyoruz, yurt dışı programları hazırlıyoruz. Aslında orada küçük bir iş insanına dönüşüyoruz bir anlamda bunları yaparken ve bunları başlamak için, bu işlerin nasıl döndüğünü anlamak için ilk e-maili atmak, yani e-mail atmak, profesyonel bir e-mailleşme mesela çok önemli öğrenilen bir şey. Ben bunu üniversitede öğrendiğim için çok şanslıyım. Hani merhabalar, ben buyum, kendimi ifade ediyorum, sizden şunu istiyoruz diye. Bu profesyonelliğe aslında erken başlamış oluyoruz. Bu kültür geliyor bir anlamdan. Bu aynı zamanda arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde de
bir belli bir çalışma rutini oturttu bize. Yani benim üniversitedeki arkadaşlarım şu anki aynı zamanda çalışma arkadaşlarım. Çünkü biz 18-19 yaşındayken ya gel kulüp kuralım, tiyatro kulübü var, münazara kulübü var, şunlar var diyerek hep bir yandan bir beraber çalışmış da bulunduk. O anlamda bu ilk tecrübelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda da hani belki çoğu kişi işte ya stajyerde işte bir printer'dan alır işte çıktıyı getirir gibi düşünebiliyor bazen insanlar ama o ilk tecrübeler gerçekten çok açıyor insana misyonla. Ne yapmıştınız? Hangi projeleri hayata geçirmiştiniz o kapsamda? O kapsamda öncelikle Bosna Hersek'te bir yardım Emmaus isimli bir savaşta travma yaşamış kişilerin bulunduğu ve bakıldığı bir derneğe 2 haftalık ziyaretler yaptık. Ondan sonra Srebrenica dağlarında katliamın gerçekleştiği bölgede muhtaç ailelere yardım dağıttık. Böyle 20 kişi kamyona bindik. İşte böyle un, yağ ortada o dağıtımı yaptık. Bir psikososyal çalışmalara katıldık onlarla. 2 hafta boyunca böyle bir gezi düzenlenmiş oldu. Daha sonra Doğu Anadolu'ya gittik. Erzincan'a. Erzincan'da kadın girişimcilere desteklerde bulunduk. Onlara pazarlama eğitimleri verdik. Nasıl markalarını pazarlayabilirler? Bunlarla ilgili Koç Üniversitesi'nden öğretmenler geldi. Öyle bir anlatma yaptık. Tunus'a gittik. Tunus'ta bir suyun götürülmesi için bir fonlama yaptık. Böyle faaliyet gerçekleştirdik. Tabii orada tamamen şey tanıdığımız işte bir arkadaşımın ailesinin dernekte çalışıyor. Ben diyorum ki ya böyle bizim projemiz var. Biz proje hani o şekilde bir yol çizerek hani bizim network'ümüzde kim var? Biz nasıl bir etki yaratabiliriz? Kimle nasıl bir işbirliği kurabiliriz? Bunları düşünerek ortaya çıkmış ve uluslararası yapılmış projelerdi. Birazcık şeye girer misin? Niçin önemli bu sosyal sorumluluk projelerinde yer almak? Yani biz evet bireysel olarak yaşıyoruz ama artık dünya bireysellikten çok öte. Hem yerelde hem de globalde bütün sorunlar hepimizi ilgilendiriyor. Yani Tunus'ta proje yapmışsınız, Bosna Hersek'te proje yapmışsınız, Türkiye'de yapmışsınız. Bosna Hersek'teki proje de oradaki insanların başına gelen olaylar da Türk insanını etkiler. Tunus'ta dünyanın bin başka ucunda yaşanan bir sorun da Türk insanını etkiler, öyle değil mi? Bu yüzden gençler sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Yani içinde yaşadığımız toplumu daha refah, daha mutlu bir toplum haline getirebilmek hepimizin görevi. Sadece devletlerin değil, hepimizin görevi. Ve burada bireyler de sorumluluk almış olmuyor mu bu tür projelerle? Çok doğru dediğiniz. Yani gerçekten insan olmak dediğimiz zaten mevcut olduğumuz topluma dokunmak, yaşadığımızı hissetmek ve biz bu sistemin dışında kalamayız. Yani biz avantajlı arka planlardan geliyoruz, belki eğitim alıyoruz. Bu şekilde bu avantaja doğuyoruz. Bu tamamen şans. Ve hiç kimse bir dezavantajlı konumdaysa bu onların tercihi değil. Eşit bir sistem yok. Ve adalet, eşitlik içinden gelen kişiler özellikle bu tarz çalışmalarda yapıp aslında yani devletten de hak talep edip, hakları savunup bu şekilde çalışmalar yaptığında ancak o zaman iyi bir toplum, ancak o zaman güzel birliktelik, ancak o zaman anlayış, insan hakları, bu şekilde kavramlara o şekilde ulaşabiliyoruz. Zaten dünya çok gidişatını şu an ben takip edemiyorum. Yani bu korona dönemi iyice bir George Orwell filmine döndü her yer. Ama bu yani uluslararası akımlar da birbirini çok etkiliyor. Yani Amerika'da olan siyahilerin yaptığı mücadele, Türkiye'deki feminizm mücadelesi, aslında gençlerin de dahil olabileceği, hani belki bir kurumsal sosyal girişimcilik ancak bir yandan böyle akımlar, bunların yankılandığını da düşünüyorum. Yani önemli olan da dediğiniz gibi biraz daha bunları uygulayabileceğimiz, hani belki bir sosyal medyada bir yazıdan çıkarıp, ya bir dakika bunu bir proje yapalım, şöyle insanları etki etmeye çalışalım gibisinden düşünmeye çalışmak. Peki şimdi kariyerine devam edelim. Sen yüksek lisansını yaparken bu arada atıfta bulunmuştun Koç Üniversitesi'ndeki o kurduğun sosyal sorumluluk örgütü hikayesine yaptığın deneyime pas atmıştın. Onun benzerini de yüksek lisans esnasında mı hayata geçirdin? Ne yaptın? Devam et. Oradan devam edeyim. Yüksek lisansta da yine bir Georgetown Uluslararası İlişkiler Fonu'ndan bir fon alıp bu sefer Suriye'de bir proje gerçekleştirdik. Suriye'de sınırı geçip bir
çocuklara aslında yine psikososyal destek yapan bir dernekle beraber onlara bir film izlenmesi, orada film formu yapılması gibi projeydi. Orada çocuklara filmleri izlettik. Tabii o saha çalışması da çok önemli bir şey. Yani bu gruplarla doğrudan çalışmak, çok hassas olmanız gereken, öğrenip çalışılması gereken, nasıl davranılması, nasıl konuşulması gerekiyor bir süreç. Benim orada şöyle bir tecrübem oldu. Yani orada biz çocuklarla film izledik. Yaklaşık belki bir 50-60 çocuk. Sonra biz gidiyorduk ama 300 tanesi arkamızdan koşuyordu. Yani biz o çocukların hepsini film izletemedik ve o isterdim ki bütün çocuklara etki edebilirim. Yani o an benim hala arkadan koşan bir film izleyemeyen çocuklar hala aklımda. Böyle olunca da aslında biraz daha teknolojiye iyice daha çok odaklanmam gerektiğini anladım. Çünkü yapacağım her neyse o saha çalışması yapıyorum. 10 kişi, 20 kişi neyse öyle ama bunu nasıl biraz daha katlanılabilir bir etkiyle düşünmek gerekir. Bunu düşünmeye başladım o zaman. Aslında yani zaten teknolojiyle ilgili master'daydım. Daha sonraki kariyer tercihlerimi de biraz bu şekilde yapıp teknoloji sektörüne giriş yapmış oldum. Yüksek lisansın bittikten sonra ne yaptın? Yüksek lisans bittikten sonra aslında orada bir göçmen statüsündesiniz. O an işte Amerikan hükümeti diyor ki bir ay içinde hemen iş bulmalısın. Bir yıl içinde de seni sponsorlayacak bir iş bulmalısın. Ve bana neden bu Amerika'daki firmanın bir Amerika vatandaşın değil seni seçtiğini kanıtlamalısın gibisinden bir durumla karşı karşıyasınız. Bir yandan o yüzden gergin bir süreç aslında uluslararası öğrenciler için iş bulmak dışında. Ben şanslıydım. Orada zaten Türklerin Amerika'da çok güzel bir Türkiye'li insanların bir örgütlenmesi var. Orada Türk-Amerikan Bilim İnsanları Derneği'nde çalışmaya başladım. Yönetici direktör olarak. Orada manage up derler. Hani orada oradaki akademisyenler Amerika'ya dağılmış 20-30 bu kadar akademisyenlerle çalışıyordum. Kendileriyle bir TASLA konferansı düzenledik. Daha sonra bakanların katıldığı Chicago'da. Bunun düzenlenmesinde çalıştım. Daha sonra bir teknoloji firmasında iş buldum. Aslında daha sonra değil, aynı anda iş buldum ve iki işte aynı anda çalıştım. 4 ay boyunca. Verdiler buna ikisini aynı anda. Bir yanda da teknoloji firmasında bir analist olarak çalışmaya başladım New York'ta. Ad Marketplace isimli bir aslında Google'ın ürünü AdSense'e benzer bir ürünü olan bir tane firmaydı. Çok keyifli bir ortamdı. Orada tek data analist bendim bir noktadan sonra ve doğrudan yöneticilerle çalışma imkanım vardı. Böyle New York'un ortasında güzel bir iş tecrübesiydi. Zaten orada bir 5 ay çalıştım gibi oldu. Orada tabii zor, yani şey zor. Mesela orada beni sponsorlamaya karar verdiler. Daha sonra bu başvuruyu biz gönderdik ancak bir lotodan geçirdim mesela. Ben lotoyu kaybettim. H1B vizesi lototusunu. Kaybedince bu sefer bir de okula gitmek zorunda kaldım. Hafta sonu işte okula gidiyorum oradaki legal statüsümü korumak için. Bir yandan da çalışıyorum gibi durum oldu bir süre sonra. Tam orada da zaten Google'dan bir ulaştılar derken Google yolculuğu da o şekilde başlamış oldu. Peki onu özellikle konuşalım istiyorum. Google'dan sen mi başvurmuştun? Nasıl bir süreçten geçerek Google'da çalışmaya başladın? O süreçleri de bir anlatır mısın? Hani çok merak edilir çünkü Google'da insanlar, çalışanlar nasıl girmeyi başardılar, ne yaptılar, nasıl girdiler, çalıştılar, hangi aşamalardan geçtiler diye. Aslında ben Google'a başvurmadım. Onlar bana ulaştı. Bir e-mail geldi. İşte şey diye... Role at Google, işte Google'da bir iş diye bir e-mail geldi. Hemen önce spam mı diye baktım. Hani çünkü @google.com e-mailinden mi geldi diye. Gerçekten de spam departmanı için bana ulaşmışlar. Gerçekten. Büyük ihtimalle de adım rezervlerinde büyük ihtimalle vardı profilim bir şekilde. Belki 3-4 yıl önce başvuru yapmışımdır onlara. O şekilde bir girmiş olabilir. Böyle bir şey yaptılar ve sonra aşağı yukarı bir 3-4 aylık bir süreç başladı. Bu zaten kamuya da açık bilgi aslında. Önce bir telefonla bir 15 dakikalık bir tarama yapılıyor insan kaynakları tarafından. Sonra bir telefonla teknik konuşma yapılıyor. Sonra 7 kişiyle daha mülakat sürdü ve yaklaşık 3 ay süren bir mülakat. Bir de hani bazen mülakat yapan kişi tekrar mülakat yapmak istiyor. Emin olamıyor tek böyle bir geldikli bir süreç. Orada tabii New York'tan Dublin'e yapıyorduk. Hani sabah işte 5'te kalkıyorum, mülakatı yapıyorum, 7'de işe gidiyorum gibi düzen olmuştu bir süre sonra. Uzun bir süreçti o anlamda. Ama şey, güzel, size tanımaya çalıştıkları kapsamlı bir süreç.
Orada aslında çoğu kişi de, yani Google'a girmekte çoğu kişi zorlanıyor, ancak şöyle bir şey var gerçekten, açılan roller çok tanımlı aslında orada. Yani orada ne istediklerini çok net söylüyorlar. İşte 3 yıl boyunca şu tecrübe. O tecrübeniz yoksa gerçekten başvurmanıza dahi gerek yok. Eğer o tecrübeniz yoksa da o tecrübe edinmeye çalışmanız lazım. Yani belki benim yaptığım şey, doğru yaptığım şey, mevcut rollere bakıp teknoloji sektöründe nasıl roller var ve bu rollerdeki insanlar hangi programları öğreniyorlar, neleri yapıyorlar. Bunu aslında şu an insanlar çok yapıyor ama bunu belki 5-6 yıl önce yapmış olmam aslında avantajlı olan durum. O arada benim aslında ilgilendiğim compliance dediğimiz bir uyum, teknoloji ürünlerinin uyumu ile ilgili bir alan vardı. Ona özel niş bir pozisyondu bu. Dolandırıcılıkla ilgili, online dolandırıcılık. Ama bir yandan da teknoloji algoritmalarının kandırılmaya çalışılması gibi bazı internette dönen kötü şeyleri yakalama gibisinden bir işti. Ve bunun içinde bize spam insight dediğimiz, aslında hani bu, ben ne kadar internetteki aslında şeylere düşüyorum. İşte size bir e-mail geldi, bir şey ödül kazandığınızda kazayla tıklayan insanlar var. Bir de ha bir dakika, bu şu an bir kandırmaca deyip aslında karşısına ekranda çıkan şeyi daha çok algılayabilen de kişiler var. Biz bu anlamda aslında bunu nasıl ben anlayabildiğimi, bir robotla insan arasındaki farkı nasıl anlayabildiğimi onlara açıklamam gerekti aslında bir anlamda. Bu tabii belli işte bilişsel testler var, bilişsel sorular soruyorlar, sosyokültürel sorular soruyorlar, geniş bir şey de var. Ancak işin özelinde yapılan ve benim açıkladığım onları iyi aslında buydu. Peki sonra bunları geçtikten sonra hangi pozisyonda, ne kadar süreyle çalıştın ve Google'ın çalışma atmosferinden de biraz bahseder misin? Sonra aslında bu 3-4 aylık uzun süreçten sonra iş teklifi geldi. O an kabul ettim. Ve orada aslında çalıştığım departman Trust and Safety diye geçer. Güven ve güvenlik diye aslında doğrudan çevriliyor. Aslında bu departmanın tam bir karşılığı, yani Türkiye'de yok. Yani böyle bir pozisyon Türkiye'de yok. Aslında 10-15 yıl önce de tam böyle bir departman yokmuş. Yeni oluşan işlerden biri. Bunun nedeni de şu aslında... Çünkü 15 yıl önce teknoloji ürününün, yani bir internette karşılaştığımız şeyin bize zararını anlayabileceğimiz, isimlendirebileceğimiz ve firmaların buna karşı strateji geliştireceği bir ekosistem çok fazla aslında yok. Bir anlamda Türkiye'de mesela o şekilde çok fazla kullanıcıya farklı farklı bilgiler sunan bir teknoloji firması da yok. Çok büyük firmalar var. Yemek Sepeti çok büyük bir teknoloji firması. Belli oyun teknoloji firmaları çok fazla tutuyor. Ancak böyle toplumla iç içe olan, belki çocuklara sunulan bilgilere dikkat etmesi lazım YouTube'un mesela. Asla hiçbir cinsel içerik sunmamalı. Bu şekilde problemi yaşayan çok fazla teknoloji firması yok. Böyle olunca aslında büyük firmalarda bulunan bir departman. Trust and Safety diye geçen. Ve orada aslında çalıştığımız işler tamamen o anki kullanıcının ihtiyacına göre değişen, farklı ürünlere geçtiğimiz bir pozisyondu. Orada Avrupa Genel Merkezi'nde çalışıyorduk bir yandan. O güzel bir ortamdı. Çünkü işte 300 Alman, 200 Türk, böyle karışık her Avrupa salatası orada hep beraberdik böyle. Merkezi? Dublin, İrlanda'da. Hı hı. Tabii çok büyüktü. Yani bir 5000 kişilik çalışanlar var. Taşeron çalışanlar da vardı aynı zamanda. Ünvanın neydi? Google'daki ünvanın ve ne yapıyordun tam olarak? Orada aslında biz ünvanlara çok şey yapmıyoruz, o karışık. Onlar aslında associate diye işe, orada iş tanımında associate yazıyor. O vize tarafı için daha çok. Ama stratejist olarak geçiyor aslında pozisyonumuz daha çok. Bu şekilde bir Avrupa'ya ilgilenen bir takımın parçasıydım. Bir süre sonra da daha çok Türkiye marketine biraz daha odaklanmaya başladık rol gereği. Ne yapıyordun? Şimdi orada biraz çok fazla konuşamıyoruz, biraz konuşabiliyoruz. Güvenlik nedeniyle mi? Ya orada tabii, ama kamuya açık projeler çok fazla var, onlardan çok bahsedebilirim. Aslında bir spam diye bahsettiğimiz bir olay vardır. Hani bir e-mailde spam kutusu vardır herkesin. Bir arama motorunu da aslında algoritmasını bu şekilde kandırmaya çalışan çok fazla kötü aktörler var. Çünkü niye? Çünkü Google'da birinci sırada olmak aslında çok büyük bir
ilan tahtasına sahip olmak. Yani diyelim her gün 50 bin kişi bir hizmet almak için internette bir arama yapıyorsa ve siz birinci sırada çıkıyorsanız bir anda 50 bin tane müşteriniz var anlamına gelebiliyor. O anlamda herkesin kapmaya çalıştığı bir yer ve insanlar akıla gelemeyecek kadar taktikler uygulayıp bu algoritmayı kandırmaya çalışıyorlar. Algoritmanın yaptığı sinyalleri okuyup ona göre içerik üretmeye çalışıyorlar. Aslında bu kötü dediğimiz bazı davranışlar var. Bunu Türkiye'deki çok fazla firma da yapıyor yukarı çıkmak için aslında. Onu ayrıca ben bir size açıklarım zamanında. Bu şekilde çalışmalarda. Başka çalıştığım proje yani, tabii... Siz o kötü spamleri tespit edip engellemek için mi çalışıyordunuz? Tam olarak evet. Ne yaptığınızı anlayamadım. Şimdi aslında şöyle, bu alanda ilgili, bu alanda iki boyut vardır aslında teknoloji ürünü uygulamasında. Bir politika tasarlanır ve bir politika uygulanır. Bu politika şu olabilir, mesela işte bu belli kurallara uymayan 500 tane kötü sayfa çıkaran web siteleri kaldırılacak bir politika aslında teknik bir politikadır. Ve bu politikanın da uygulaması vardır. Aslında biz uygulayanlar ve politika üretenler iki farklı konu aslında bunlar. Çünkü Google'ın yapması gereken şey aslında herkese eşit olmak bir anlamda. Belki şu an aslında Google'la konuşamam ama genel bir teknoloji politikası nasıl olmalı onun üzerine konuşalım. Bu anlam ben uygulama departmanındaydım. Ve uygulaması üzerine daha çok çalışıyordum. Bir başka aslında çalıştığım proje, bu yine kamuya açılan bir proje. Google Translate'in yaptığı bir çalışma oldu. Bu çeviri ürününün. Ve bu üründe aslında bir olay yaşandı. O da Türkçe'de fark ettiler ki çok cinsiyetçi bir aslında çeviri yapıyor Google Translate. Bu fark edildi. Bunu Amerika'daki bir doktor öğrencisi aslında ilk önce fark edip bir ekran görüntüsünü koydu. Gerçekten işte o temizlikçi diyorsunuz kadına çeviriyor. O müdür diyorsunuz erkeğe çeviriyor. Çünkü yapay zeka. Yapay zeka da çünkü mevcut o datasetten öğreniyor. Dataset cinsiyetçi. Yani böyle olunca bir Google Translate Türkçe'de başlattı bu projeyi. Hem he, hem she, hem kadın, hem erkek olarak çeviriler yapmaya başladı. Bu projede bir süre çalışmıştım. Bu şekilde olabildiğince yine kendi ilgi alanıma uygun projelere girmeye çalışarak böyle konularda çalışmalarda bulundum. Peki Google'da nasıl bir atmosfer var? Yani hani iş ortamı açısından, çalışanlar açısından, hani herkesin çalışmak isteyeceği bir iş ortamı mı var ve bunu nasıl sağlıyor Google? İşte aslında bu çok dediğiniz gibi böyle herkesin çok gözünü boyayan, çok herkes işte işte hayali iş falan diye düşünülen bir şey. Gerçekten de çoğu açıdan çok şanslıydık. Yani orada işte böyle masaj odaları var, gidip masaj yaptırıyoruz, işte her yerde donatlar, 8 tane restoranda ücretsiz yemekler, böyle bir ortam var gerçekten. Çünkü o firmanın kaynağı çok fazla ve bir yandan da hani çalışanlarına iyi bir iş ortamı sunma şeyi olan bir firma. Bu kaygısı olan bir firma. İşte babalara da doğum izni var, annelere doğum izni var. Bu şekilde güzel politikaların olduğu bir firma. O anlamda çok çok mutluyduk. Çok kişiye kıyasla çok daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok ve aynı zamanda da bütünsel olarak hani aslında iş hayatı yıpratıcı bir şey. 9-6 işe gitmek çok yıpratıcı bir şey. Zamanla bunu her gün yapmak belki 5 yıl, 10 yıl insanı yıprattığını düşünüyorum. Aslında biz belki insan olarak 9-5 iş hayatı için bu yeni açıp çıkan bir şey belki. Son 50 yıldır olan bir şey. Doğamıza çok uygun olmadığını düşünüyorum aslında bu iş hayatının. O anlamda iyi bakıldık diyelim. Tabii ama burada tabii bir yandan da düşünülmesi gereken bunun dezavantajları da var. Tabii çünkü niye aslında yani çalıştığınız firmanın çok bir gelir kaygısı yok. Belki başka bir firmada çalışan biri seneye o firma iflas edecek. Böyle bir kaygıyla bir ortamda çalışmak farklı bir şey. Şimdi Google'da 100 bin kişi çalışıyor. 10 kişilik firmada çalışmak bambaşka bir şey. Tabii. Benim düşündüğüm hep şudur. Mesela Türkler gerçekten biz Türkiye'deki insanlar çok kervanı yolda düzeriz. Yani o yaparız. Yani böyle birden çok şey de yaparız. Birden çok görevi de üzerimize alırız. Hepsini öğreniriz. Böyle biraz daha bir karışık bir çalışma ve proaktif bir çalışma tarzı var. Ve hani belki de Türkiye'de bir firmada yükselen kişi
birden çok işi tutarak ve fazla saatler çalışıp bunu yaparak belki yükseliyor. Ancak yurt dışında çok daha sistematize edilmiş her şey. Bir kere 100 bin kişilik bir firma. Böyle olunca hani siz ya ben şu konuda da bu firmaya destek olayım gibi düşündüğünüzde onu yapan zaten bir departman büyük ihtimalle vardır. Ve 100 bin kişinin olduğu için böyle iş tanımınız ince bir iş tanımı. Böyle çok geniş bir alanı kapsamıyor genelde. Bir ürünün bir parçasının bir şeysini kapsıyor bir şekilde. Böyle olunca da aslında çok daha farklı tecrübe. Benim yaptığım girişim, daha girişimci olan, daha yeni firmalarla çalıştığım an çok daha farklı bir tecrübeydi o anlamda. Peki sonra ne oldu? Neden yolların ayrıldı şirketle? 3 yıl çalıştın öyle değil mi? Ne kadar çalışmıştın? 2-3 yıl arası aşağı yukarı. 2,5-3 yıl arası. Yani aslında ben Google'ı değil belki İrlanda'yı bıraktım bilmiyorum. Yani orada şey var, orada benim çoğu yakın arkadaşımda böyle 10-20 yıl çalışan çok fazla da kişi var. Gayet çalışılabilir. Ama bir noktadan sonra bence mesleki tatmin diye bir şey var. Yani ben belli bir mesleki tatmin yaşadım. Orada belli gözüme kestirdiğimse bahsettiğim toplumsal cinsiyetle alakalı belli projelere girerek orada bir tam aslında görmek istediğim şeyi gördüm bir yandan da. Ondan sonra İrlanda şimdi yaklaşık 5 milyonluk bir nüfus o oda. Böyle olunca aslında İstanbul'un yani çok çok küçük bir ülke ve hani biraz da böyle topluma dokunmak istiyorsanız orada bir expat olarak yaşıyorsunuz sadece. Orada bir bir toplumun parçası olarak var olamıyorduk çok fazla. O ben ve benim işte Google'daki arkadaşlarım işte biri daha geliyor, o da Facebook'ta çalışıyor. Biz hep böyle kendi kendimize eğiliyoruz bir anlamda. Yine çok güzel, çok keyifli bir ortam ama biraz böyle gerçeklerden uzak olduğunu düşünmüştüm. Biz kendimize bubble derdik zaten. Bu bubble, bu işte biz böyle bir çemberin içindeyiz. Böyle işte bir adadayız, gidip geliyoruz işe derdik. O anlamda yani bu şekilde düşünceler birikmeye başladı. Bir de ben artık biraz daha görsel sanatları ciddiye almaya karar verdim hayatımda. Çünkü yaptığım işin de sürdürülebilir olmasını istiyorum. Yani çalışırım ancak 15 yıl çalışırım. Yani benim 15-20 yıl orada çalışma, orada müdür olma gibi bir şeyin beni heyecanlandırmadığını çok fazla fark ettim. Ya da heyecanlandırsa da uzun vadede onun da belli yanlarımı törpüleyeceğini fark ettim. Yani bu an farklı bir insana ben dönüşürdüm. Ve biraz daha o yüzden görsel sanatları da ciddiye almak için. Türkiye'de hep böyle gözümde zaten 7 yıl yurt dışında yaşamışım, artık böyle dönmek de istiyorum bir şekilde. Böyle kendime dönmüş olarak buldum. Ülke hasreti ağır mı bastı diyeceğiz dönüşünde? Yani o şey var, yani yurt dışında var olmak gerçekten zor. Yani şey, ben çok mutluydum, çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Ama bir yandan da Türkiye çok nevi şahsına münhasır bir ülke. Buradaki ilişkiler çok nevi şahsına münhasır. Orada mesela işte bir yurt dışında yaşayan bir Türk expat mesela işte haftada bir gün bir kere biriyle buluşuyor belki bazen. Ya da böyle her şey planlı. Yani herkes böyle herkes evine damlayamıyor. Böyle bir rastgele yok. Dışarıda oturma kültürü çok fazla yok. Aslında Avrupalı dediğimiz belli anlamlarda çok cimri belki. Ondan sonra böyle bir aslında farklı bir sosyal ortam var. Benim yine de en yakın arkadaşlarım şu an İrlanda'da. Yani orada kaldılar. Benim kalbimin bir kısmı kaldı orada. Ama yani bu şekilde bir dönmüş oldum. Ülkeyi özlemek bir yandan da ülkede çok fazla şey oluyorken aktif bir gündem var. Faydalı olabileceğimi düşünüyordum. Aklımda belli fikirler vardı. Ve belki kurumsal hayatta çalışmak için yurt dışı daha anlamlı. Ama benim seçtiğim yön olan şu an biraz daha sanat ve sivil topluma odaklanmak için Türkiye'de daha mantıklı geldi. Peki Türkiye'ye ne zaman döndün ve ne yaptın iş olarak? Türkiye'ye 2019 Aralık'ta aldım. Tam da stratejik bir zaman olmuş. Korona başlamadan hemen önce dönmüş bulundum aslında. Tahmin edemezdim böyle olacağını. Aslında en doğru vakitte dönmüştüm. Tabii hiç bilmiyordum o zaman. Döndükten sonra şunu fark ettim aslında. Herkesten bir iş teklifi almaya başladım. Yani dişçiye gidiyorum. Dişçi diyor ki ya benim Google reklamlarım var. Bunu yönetir misin diyor. İşte bir arkadaşımla buluşuyorum. Arkadaşım diyor ki ya benim kocamın da işte işi var da yardımcı olur musun diye. Bir şekilde ben böyle baktım ki ben iş teklifi almaya başlıyorum. Böyle olunca bir şahıs firması kurdum. Ve o şekilde bir dijital danışmanlık hizmetleri vermeye başladım. Bu yaklaşık 3-4 ay boyunca da çok yoğun, korona dönemine kadar çok yoğun bir çalışma temposu oldu. Ve şu anlamda da şunu da fark ettim. Aslında bir müşteriye bir hizmet veren biriyseniz
aslında o bilgi sizde ve dürüst olmanız gerekiyor. Ben fark ettim ki dijital hizmet verenler bazen her zaman karşı tarafın iş çıkarını da denkleme katmayabiliyor. Mesela reklam harcamak istiyor karşıdaki kişi. Ama reklam harcarsa ona bir geri dönüş olmayacak. Onun hesaplamasını yapacak kapasiteye sahip değil. Bu yüzden size gelmiş. Ve o an aslında o reklamı harcatıp kendiniz para kazanabilirsiniz ve karşı taraf yanlış bir yatırım yapmış olacak. Ben o yüzden biraz daha stratejimi danışmanlığa çevirip, yani bir ajans hizmetlerinden ziyade iş olarak şu an sizin neye yatırım yapmanız lazım ve dijital ortam size uygun mu gibi soruları cevaplamak için biraz daha modifiye edip danışmanlığa dönüştürmeye başladım bunu. Böyle olunca da söyler misin şirketinin ismini de? Pera Dijital şu an. Pera Dijital. Evet. İstanbul merkezlisin değil mi? Peki birkaç örnek verebilir misin o danışmanlıklarına, hizmetlerine, biraz hani şekillensin diye dijital dünyaya yabancı olanlar olabilir, daha iyi öğrenmek isteyenler olabilir. Yaptığın işlerden hani şirket isimleri vermeden örnekler sunabilir misin bize ne yaptığını tam olarak anlayalım diye? Öncelikle yurt dışında yapılacak aslında en büyük Türkiye'deki şu an döviz kaynakların biri de doktorların yurt dışından getirdiği hastalar. Bu anlamda bir doktorla bir süre çalıştık. Hasta getiriyordu. Onunla bir reklam vermesi, web sitesinin yapılması, online reputasyonun düzenlenmesi şeklinde aslında bir öyle bir altyapı kuruldu bir şekilde. Ve bu doktorun da stratejik büyümesi için kime iş alım yapması gerekiyor, nasıl büyümesi gerekiyor bunları bir süre konuştuk. İkinci yaptığım şey bir sivil toplum örgütünün yaptığı aslında bir AB projesi için bir dijital altyapı tasarımı. Bir eğitimler verilecek ve bu eğitimleri nasıl dijital ortama taşırız? Bunun için nasıl maliyet gerekir? Bunun operasyonel masrafı nasıl olur? Bunun yapılması. Üçüncü verdiğim hizmet de bir yayıncı, yani internet yayıncısının daha çok trafik alması için üretmesi gereken içerik. Bunların tasarlanması. Ben de gerçekten stratejiyi daha çok severim. Yani o uygulama biraz daha böyle beni yorar. Öyle olunca çünkü yani kafamızda aslında bir şeyin belirlenmesi daha net olabiliyor. Öyle olunca da danışmanlık tam böyle benim. Tamam ben işte ben bildiğimi söyleyeyim siz de yapın gibisinden güzel bir iş imkanı oldu benim için. Tabii güzel bir alandasın. Hani kendi işinin patronusun. Bu çok hoş, çok güzel. Hani pek çok kadın da kendi işini kurmak istiyor, girişimci olmak istiyor ama önüne bir sürü engeller çıkıyor. Eminim sen de bu şirket kurma, evet şahıs şirketi de olsa şirket kurmak bile, pardon, şirket kurmak bile başlı başına bir önemli mücadele alanı. Sen hangi sorunları yaşadın şirketini kurarken ve şu anda halen devam ederken ve çevrende gördüğün, gözlemlediklerin neler? Kadınlar iş kurmak istediklerinde, girişimci olmak istediklerinde hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Yani aslında bence kadınların girişimcilik alanında çok dezavantajlı konumda olduğunu ve toplumun bu konuda bizi çok torpilediğini düşünüyorum. Yani biz zaten masallarla büyütülüyoruz ve burada kadın hep kurtarılmayı bekleyen arka plandaki kadın. Yani biz toplumsal cinsiyet aslında girişimcilik ruhunu doğrudan etkileyen bir faktör. Çünkü girişimci olmak için kendinize inanmalı, güvenmeli, kendi vizyonunuzu kovalayacak güce sahip olmalısınız ve toplum bunu bazen sizden almaya çalışıyor. Ve işte mesela biz aslında kadınlar olarak, ben çok fark ediyorum, hep özür diliyoruz. Özür dilerim. Pardon, özür dilerim. Yani ben şeyi fark ettim. Böyle kalemi koydum sesle pardon özür dilerim diyorum mesela. Böyle bir ağzımıza yapışmış ve sürekli bir kırılgan olma durumunda oluyoruz. Ya da mesela bunlar tabii fark etmediğimiz bilinçaltının artık yaptığımız şeyler. Ya da mesela bir erkeğin egosu kırılıyor, bir erkek sinir krizi geçiriyor. Biz hemen böyle ay daha o erkek daha da çok sinirlenmesin diye böyle bir kendimizi geri alıyoruz falan. Halbuki o erkeğin yaptığı kabalık belki. Yani bu anlamda belli reflekslerimiz var. Bu reflekslerimiz zaten kendi içimizdeki gücü, liderliği ifade etmemizi engelliyor. Ve bu yüzden kendi kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Yani ben hala kendim ya diyorum. Ben şimdi yani acaba içselleştirdiğim bir şekilde mi kendimi engelliyorum? Ya da yani ben şu an alttan almam gerekiyor mu bu durumda? Gibisinden çok fazla kendimi iç sorgulamada bulduğum anlar oluyor hala.
Ama aslında kadının bence en çok yapması gereken şey bu iç sesini dinlemek. Çünkü içimizde bir ses aslında bize doğru yolu bir şekilde, bu erdemli doğru yolu bir şekilde gösteriyor. Benim de aslında ilk bahsettiğim bu zorluklarda en başta yaşadım. Belki bu yüzden 29 yaşında ilk defa firmamı kurdum, 23 değil. En sonunda bu gücü biraz daha toplayarak. Ama daha sonra da şimdi işin bir muhasebe kısmı da var. Yani benim etrafımda muhasebeyle ilgilenmiş çok fazla arkadaşım yoktu. Belki bir erkek olsam daha çok arkadaşım olacak. Ya da daha bir belki erkek ortamı gibi geldi bana muhasebe. Mesela orada çok zorlandığımı hatırlıyorum. Yani muhasebeyi, firmanın açılışını yaparken o sistemi geziniyorken işte ne yapmak gerekiyor, adres göstermek gerekiyor. Benim bana yıllık yükü nasıl olacak, gelir vergisi nedir, irsaliyeli fatura nedir, irsaliyesiz fatura nedir? Bunları bir çözmeye çalıştım ve bu bilginin tüketilebilir olarak bana sunulmadığını fark ettim. Ve böyle şeydir, en çok da anlamadığım konudur muhasebe hala. Yani böyle gözümün korkusu. Böyle bir teknik, doğrudan bir teknik problem oluyor. Şimdi benim şansım tabii biraz daha iş tecrübem olduğu için Google referansına insanlar çok güveniyor. Bu yüzden tabii avantajlı konumdayım. Genelde bu şekilde bir sağlam iş tecrübesi olduğunda o girişimciliğe de bir şekilde yarıyor. İnsanlar size güveniyor. Benim yaşadığım bir başka zorluk da aslında karşınızda da bir rakip var. Yani siz müşteriniz varsa o başkasının değil artık o müşteri. O sizin müşteriniz. Öyle olunca da aslında o erkeklerle yüz yüze geliyorsunuz ve benim öyle bir yaşadığım bir an olmuştu gayet. Böyle işte bir başka dijital firmanın sahibi bana diyor ki sen kimsin ya falan diyor böyle. Hani böyle bağırıyor çağırıyor falan. Ben orada böyle dik durmaya çalışıyorum. Yani ne oldu da siz karşı firmayla aynı ortama geldiniz ve niye öyle bağırıyor? Ne oldu? Bir devir yapılması gerekiyor. Çünkü onda hesaplar. Benim almam gerekiyor. Çünkü o işi başaramamış pek. Böyle olunca da işte o müşterim bizi bir araya getiriyor bir toplantıda. Sen diyor benim kim olduğumu biliyor musun falan diye böyle üzerine yürüyor falan. Ama ya tabii şey var yani o süreye kadar yürüsün yani o yani bir süre sonra şeyi ayırt edebiliyoruz yani böyle bazı insanlar isim bırakır böyle şunu bunu yaptım diye isim bırakır ama bazı soruları cevaplayamazlar. Yani böyle bir noktadan sonra artık ya bu insan tecrübeli mi tecrübesiz mi bir müşteri alıp diğerine mi tokuşturuyor o tarz şeyleri anlayabiliyorum artık yani. Böyle olunca o tarz durumlarla karşılaştığım anlar dahi oluyor. Yani bu o kişi böyle davrandığında senin tavrın, karşılığın ne oldu? Yani üstüne mi yürüdü? Bu ne cüret yani? Böyle durup o an şey yaptığımı hatırladım yani böyle durdum. Yo yo hayır ben size gayet bunu bilgi amaçlı sordum gibisinden. Çünkü mesela şey dedi, bizim TÜBİTAK projemiz var dedi. Dedim teknoloji ürününüz ne dedim. Çünkü bir TÜBİTAK projeniz varsa bir teknoloji üretmeniz lazım. Hani nasıl bir doktora da işte hangi alanda doktorsunuz gibi sorulması gibi bir takip eden soru aslında yani. Ama onu böyle sanki zorluyorum onu gibi anladı. O aslında yani kendine bir tık güvense de o projesi gerçek olsa cevabı verecek. Cevabı da veremedi o an. Köşeye sıkışmış hissetti. Yani işte bunlar yine o enerjiyi iyi kontrol etmemiz gereken şeyler. Yani sorgulamalıyız da karşıdaki kişiyi. Cevap ve böyle ince üstüne mi yürüdü? Orada ne oldu tam olarak? Karşılıklı oturuyorduk. Orada bir karşımda bana bağırdı. Uzun süre bir bağırdı. Yani böyle işte sonra ben gideceğim falan diye böyle bir şey oldu falan. Gitti zaten. Yani öyle arbede gibi. O yetersizliğini bağırarak bastırmaya çalışıyor. Yetersizliğinin anlaşılmaması için üste çıkmaya çalışıyor. Bağırıyor. Hani hem suçlu hem güçlü derler ya atasözlerinden vardır öyle deyimlerden. Zaten kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan bir durum. Aslında belki karşısında sen değil de bir erkek olsaydı acaba onu öyle horozlanır mıydı ve bağırır mıydı? Hiç zannetmiyorum. Yani böyle kelli felli böyle bir şey olunca böyle daha böyle bir ağır işte abi bilmem ne gelmiş. Böyle bir o bir erkeklerin iş dünyasında öyle bir şeyleri var. Kendi dilleri, kendi bir raconları var aslında. O racon olunca tabii biraz daha önde oluyorsunuz yani inandırıcılık olarak. Ama yani artık yavaş yavaş benim iç sesim, kendimi ifade etme yöntemim, kendi tecrübelerime inancım bunlar oturdu. Tabii bunlar oturunca artık bu tarz durumlarda da çok kalmıyorum artık benim hani böyle bir belki 5-10 yıl önce olsa saygınlığım sorgulanacak ya da tecrübem sorgulanacak. Gerçekten de olanı çalışınca artık bir noktadan sonra hepsi taşlar bir araya gelmeye başlıyor. Ama tabii zaman alıyor. Yani girişimcilik de aslında
eski tecrübelerin bir araya gelmesi ve onları da harmanlamak, biraz böyle çarpa çarpa öğrenmek, yanlış girişmek, sonra doğru girişmek lazım belki de. Peki hani ilk başlangıçta şirketini kurarken arkadaşların, tanıdıkların vasıtasıyla hani onlar iş teklif ettiği için sen şirket kurma noktasına gelmişsin ama şirketi kurdun, tamam birkaç müşteri aldın. Sonraki müşterileri nasıl bulacaksın ya da buluyorsun? Çünkü baktığımız zaman kadın girişimciler bir sermaye sorunu yaşıyorlar şirket kurarken. İşte senin söylediğin gibi muhasebe bilinmeyen bir alan, orada sorun yaşıyorlar. İkinci kısmı da pazarlama, müşteri bulma, çok önemli sorunlar. Sen bu sorunları nasıl aşıyorsun? Şimdi aslında dediğim gibi ben şu konuda avantajlıyım. Ben Google'da çalıştığımı söyleyince benim tecrübem çok sağlam ve beni ön plana atıyor. Belki ben başka bir dijital ajansla çalışsam, yine aynı bilgiye sahip olsam dahi daha çok inandırıcılık gerektiren başka verileri belki isteyecekler. O alanda benim yurt dışı tecrübem beni biraz ön plana taşıyor. Peki müşteriyi nasıl buluyorsun? Hani sen şirketleri belirleyip tek tek kapılarını çalıp size şu hizmet verebilirim diye toplantılar, görüşmeler mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl buluyorsun? Bunun için farklı yöntemler denedim. Şimdi bunun için öncelikle bir şey var. Şimdi dijital ajansı, dijital danışmanlıkta birçok hizmet veriyor olabilirsiniz. Bunların bazıları stratejik, bazıları operasyonel. Mesela diyelim Google reklamları var. İşte bir 50 bin liralık aylık Google reklam bütçesi var firmanın ve bunu harcayacak. Bunun harcanmasını yönetebilirim mesela. Ama bu yönetim mesela benim için buna mı odaklanmak istiyorum yoksa web sitesini yapmaya odaklanmak istiyorum gibisinden. Önce bir geniş hizmet verip daha sonra bunu hangi alanda özelleşmek istediğime biraz kafada oturttum. Ondan sonra biraz daha böyle devamlı operasyonel değil ama böyle devir teslim projeleri daha çok beğendiğimi sevdim. Web sitesi yapayım, teslim edeyim. O anlamda bir taze, güzel bir ilişkiyle ve sunulabilecek somut bir ürünle de müşteriyle ilişki kurmaya karar verdim. Biraz daha yaratıcılığı da kullanma şansınız oluyor böyle. Böyle olunca da aslında yine teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Mesela bir strateji şunu düşündüm, uygulamadım sonra ama onu belki bir noktada uygulayacağım. Ya şunu fark ettim, ben görsel sanatları da seviyorum, web sitesi yapmayı seviyorum. Ve belki hani segmentasyon olarak diyetisyenlere ya da psikologlara web sitesi yapılması gibi bir aslında bir tanımlarsanız eğer kendi yapmak istediğiniz, hizmet vermek istediğiniz kişiye bu sürdürülebilir olacağını düşünürseniz bu noktadan sonra bahsettiğiniz gibi kapı çalma tekniği de uygulanabilir. Instagram'dan reklam da verilebilir. O anlamda ya da bir çevreden bir arkadaşınızla bir örnek iş yapılır. O örnek iş başkasına gösterilir. LinkedIn'den bunun şeyi yapılır gibisinden. O anlamda farklı stratejileri deniyorum. Hangisi beni daha çok mutlu ediyor? Daha çok gelir kaynağı yapıyor bir yandan ve daha çok sürdürülebilir. Tabii bunu sormamın sebebi var. Hani senin iş yapış biçimini, ticari şirketiniz ticari sırlarını ortaya dökmek değil de bu alanlarda eksiklik duyan girişimci kadınlar varsa ha öyle yapıyormuş ben de öyle yapayım deyip birilerine kapı aralayabilmek için özellikle soruyorum. Şimdi tabii sen dijital dünyada çok aktif ve bu alanda çalışan bir kadınsın. Pek çok kadın da dijital dünyada maalesef yer almıyor. Ama bir şeyler de yapmak istiyorlar. Çok kadın var. Hani görüyoruz Instagram'da bir şeyler yapıyor. Takı yapıyor, değişik aksesuarlar yapıyor. Evinde bir yerde değil, bir yandan ev kadınlığı yapıyor ama bir yandan da para da kazanmak istiyor. Ya da kendi şirketini kuruyor, çalışanları var, bir marka yaratmış. Ama o markanın da daha gelişmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor vesaire. Genel olarak dijital dünyada neler önerebilirsin? Kadınlar dijital dünyada ne yaparlarsa kazançlarını artırabilirler. Ne yaparlarsa ürünlerini daha iyi gösterebilirler ve müşteri kazanabilirler. Nihayetinde bu işler para kazanmak için yapılıyor. Şimdi aslında bence dijital dünyada en büyük yapılması gereken şey bir esneklik. Çünkü bir iş modeli yaptıktan sonra o iş modelin tutup tutmadığı aslında belli bir dört işleme bakıyor. Ben 5000 liralık reklam verdim. Ben bu ürünü 2000 liraya ürettim. Ben 7000 liradan çok para kazanıyor muyum şu an? Aslında bu şekilde net bir hesap. Ve bunu önceden tamam ben bir ay boyunca böyle bir reklam harcaması yapacağım ve bunu deneyeceğim. Ve bu olmazsa hemen stratejiyi değiştireceğim. Ürünü değiştireceğim. Platformu değiştireceğim. Şeklinde deneme yanılma
yöntemi çok fazla. Çünkü bazı neyin tutacağını da önden kestiremiyorsunuz. Bu önden olan bir şey. İkinci olan strateji aslında şudur. Aslında sizin ürün satmayı denemeden önce ürünü yapmanıza dahi gerek yoktur. Siz ürünü yapmadan ürünü koyup, fotoğrafını koyup satıp satmadığını test edebilirsiniz. Mesela bunu Japonya'da McDonald's yaptı. Makarna çıkardılar. Japonya mı Çin, Japonya diye tahmin ediyorum, yanlış söylemiş ama makarna çıkardılar. Yani onun menüye koydular makarnayı. Talep ölçmek için. Öyle bir ürün yoktu henüz ve gelenlere de henüz çıkmadı dediler. Yani dijitalde de satıp tutmadığını anlamak için illa bir sermaye ile bir ürün üretmenize de gerek yok. O anlamda bu şekilde stratejik hareket ederek hiç, yani benim her zaman kendi yaptığım şey, ben yaptığım çoğu işi hiçbir yatırım gerekmeden yaptım. Benim Kadın Akrabili platformu da bu şekilde sürdürülebilir sistemler kurmak için. Bu anlamda da böyle stratejik düşünebilirler. Yani ben şu an benim başarılı olmak için neye emin olmam lazım? Hangi satış kanalında neyi başarmam lazım? Ya da bunun mevcut olan bir modeli mi tutturmaya çalışıyorum? Yeni bir model mi ürettim? Mevcut modelin finansal kaynağını açıp bakmak lazım. Mesela ne kadar harcamış reklama? En başta nasıl bir sermaye koymuş? Çünkü bazen de bakıyorsunuz işte o tek bir Instagram hesabı gibi geliyor ama arkada çok büyük bir kreatif ekip olabiliyor. Çok fazla reklam verilmiş oluyor. Aslında çok fazla gelir de elde etmiyor belki o arkadaki başarılı gibi görünen yer. Yani o anlamda kimin hangi iş modelini tuttuğu da muallaktadır. Yani gördüğümüz her markanın da iş modeli her zaman tutmaz. Bundan başka aslında kadınların en çok yapması gereken şey kapı çalmak bence. Yani ben sürekli danışıyorum etrafıma ve danışacak birini bulamadığım alanda da sıfırdan LinkedIn'den birini görüyorum. Diyorum ya ben diyorum şu konuya ilgiliyim. Hiç benim bilgim yok. Size soru sormak istiyorum. Bir kahveye davet edebilir miyim diye. Tabii kadınla buluşup işte tecrübe ediniyorum. Aslında çoğu kadın çok ister kendi tecrübelerini anlatmayı. Şimdi bana bir gelse 20 yaşında biri. Ya ben merak ediyorum. Ben mülakata nasıl hazırlanayım dese oturup 3 saat anlatırım. Yani bu şekilde bir kapı çalmayı da bence hangi bilgiye ihtiyacımız var, neden ihtiyacımız var bunları da denemek gerekiyor galiba değil mi? Ya sorarsam ne der ya da işte ya alay konusu olursa. Hani debelenmektense bilgisizliğin içinde o bilgi neredeyse ona ulaşıp hiç çekinmeden, utanmadan kapısını çalıp dediğin gibi LinkedIn üzerinden kapı çalıp yardım eder misiniz demek, bilgiye ihtiyacım var demek herhalde en doğrusu. Tabii aynen dediğiniz gibi şey de çok önemli bence. Yani bu kapıyı çalacağız bir yandan tecrübe de çok önemli. Yani ben şu ana kadar bir bankada staj yaptım, bir ilaç firmasında staj yaptım. Aygaz'a bir staj için girdim, beğenmedim, iki gün sonra çıktım. Ama çok çok fazla yerde staj yaptım. Bir araç takip sisteminde firması olan o ev firmada staj yaptım. Bunları da aslında işte bir ücret almadan yaptık mesela bir şekilde ama gayet 2 ay gittik çalıştık. Şimdi ücret almamak da bir lüks. Yani bu da bir aslında toplumdaki eşitsizliğin başladığı bir noktadır bence. Bazı öğrenciler yazın para kazanmaları gerekir. Bazı öğrenciler ise gerekmez. Öyle olunca onlar yaratıcı işlerde biraz daha özel firmalarda belki daha iyi stajlar yapar. O da bir eşitsizliktir. Hani ben şanslıydım ve ben ücretsiz bir şekilde staj yapma durumunda kaldım. Bu şekilde tecrübeler... Stajlar da ücretli olmalı. Yani küçük büyük demeden her firma stajyerine bence maaşını vermeli. Nihayetinde evet o öğrenmek için orada ama zamanını, emeğini harcıyor yine orada. Size dediğim aslında o firmaların gelir modellerini her zaman tahmin ettiğimiz gibi olmuyor deme nedenim o. Ben şey çok firma gördüm. Hani 5 kişi çalışıyor, 20 tane de stajyer var. Yani şimdi... Ömrürek iş üretiyor yani. Yani evet, hani yoksa heyecanlı gençleri toplamak kolay bir şey. Yani böyle bir 15-20 kişilik grup alalım. Ya da aslında stajyerlerle çalışılabilir tabii ama onlara ne geri veriyorsunuz? Yani onlar size bir şey veriyor. Onlar heyecanlı. Siz böyle ben öğrenmişim, tecrübe etmişim, ben şey beni kovalayıp gayet gelebilirler. Ama ben onlara geri bir şey veriyor muyum? Yani ya da onların CV'lerine yazılacak güzel bir iş tecrübesi, güzel bir tanımlama yapabiliyor muyum? Yani bu tarz şeyleri düşünmek lazım. Hı hı. Pazarlama dedik. Kapı açma, danışma, sorma dedik. Pazarlama teknikleri dedik. Var mı konuşmadığımız tavsiyeler? Sırrım vardır. Ben bu sırrı size vereyim şu an. Madem diğer kadınlar izleyecek. Türkiye'deki yapılan patent başvurularının hepsini kamuya açık olarak görebilirsiniz. Mesela siz diyelim medikal firmadan müşteri istiyorsanız gayet patent kurumuna girip son bir yılda medikal kelimesi içeren patent firmalarını bulup bunların isimlerine, soyadlarına ulaşıp
müşteri tespiti yapabilirsiniz mesela. Bu başvuru benim kendim müşteri ararken kullandığım bir dataya dönüştü. Aslında bunu niye kullan? Pardon, patent dedim. İsim hakları aslında. Benim bunu kullanmaya da, çünkü ben mesela sektöre yeni girmiş bir firma arıyorum. Değil mi? Yeni kurulmuş bir isim oluyor. Bu insanlar genelde isim hakkını alıyor. Böyle olunca aslında o, yani hizmet vereceğiniz kişi o yolculukta dijitalde ne izler bıraktı? Yani yeni bir patent alan kişi, yeni bir isim hakkı alan bir kişi mi? Ya da o kişi şu an Instagram'da ne kadar takipçisi olan bir kişi? Yani dijital izlerini de arayabilirsiniz aslında istediğiniz müşteri kitlesini. Hı hı. Peki genel olarak hani dijital dünyada bizim bilmediğimiz, pek çok insanın bilmediği neler oluyor? Yani baktığımız zaman ne dolaplar dönüyor, öyle söyleyeyim. Şimdi çok fazla dolap dönüyor, aşırı dolap dönüyor. Yani app'ler üzerinden dolandırıcılık dönüyor, arama algoritmasını kandırmaya çalışan çok fazla aktör var. Çocuklara zararlı şeyler olabilir. Zoom uygulamasındaki güvenlik açıkları oldu ve bilgisayardaki özel banka şifreleri vesaire tüm bilgilere ulaşıldığı iddia edilmişlerdi. Pek çok alanda aslında saldırıya mı açız dijital dünyada? Yani bilgi açısından, bilgi güvenliği açısından, maruz kaldığımız içerik açısından, kullandığımız ürünün bize ne sunduğu açısından. Yani aslında çok bazen buna çok kritik yaklaşmıyoruz ama ben mesela yüz gerdirme reklamı görmekten çok rahatsız oluyorum Facebook'ta. Yani bunu belki bir kötülük gibi düşünmüyoruz ama ben sürekli kadınlara bakım yapılacak işte kırışıklık kremi şu bu reklamları görüyorum. Niye? Çünkü en çok benim satın alacağımı düşünüyor algoritma. Ben bundan rahatsızım. 20'li yaşlarda da taşıyıcı anne olma reklamları çok fazla karşıma çıkardı mesela. Aslında yani sektör size endüstri ya sizi müşteri yapmak istiyor, taşıyıcı anne yapmak istiyor ya bir estetik ürünü kullanmanızı istiyor. Ve bu şekilde sizin kullandığınız bütün reklamlar çok bireyselleşmiş durumda. Aslında benim internette gördüğüm en büyük tehlike bu. Yani o sizin davranışınızı okuyor verdiğiniz datadan ve ona göre bir hedefleniyorsunuz reklamlara. Ve aslında bir kendinizi zayıf, dezavantajlı bir konuma getiriyor bu ürüne karşı. Çok cinsiyetçi reklamlar ortaya çıkabiliyor. O anlamda bu kadar bireyselleşmesi, yani herkesin Instagram, Facebook hesabında gördüğü bilginin, reklamların bu kadar bireyselleşmesi bence biraz insanın iradesine müdahale haline geliyor. Çünkü o reklamları göre göre bir süre sonra onların istediği şekle ister istemez girilmeye başlanıyor. Ya o mal satın alınıyor ya da o reklamdaki ifadeler yoluyla işte eşitlik inanmayan biri haline dönüşme olasılığı bile söz konusu olabiliyor. Kadının üstündeki o roller daha da o şeyler ataerkil zihniyeti pekiştiren rollere dönüştürme ihtimali de yükseliyor tabii. Çok tehlikeli bir alan. Ne yapacağız peki böyle durumlarda? Biz kendimizi nasıl koruyacağız? Bu tarz durumlarda öncelikle bir teknolojinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani teknoloji nedir? Biz hangi ürünleri kullanıyoruz? Burada bizim datamız ne? Hangi datayı verdik? Hangi bilgiyi verdik? Bu bilgi bizi nasıl bir konuma soktu? Bu bilgi şu an nasıl işleyebilir? Mesela benim verdiğim bir örnek şudur her zaman. Diyelim 3 gün boyunca uyumadınız ve 3 gün boyunca her saat internete girdiniz. Bu sizin bir psikolojik rahatsızlık yaşadığınızı gösteriyor olabilir mesela. Şimdi bu durumda size ona özel reklamlar verilebilir belki. Şimdi siz aslında bir data bırakmadığınızı düşünüyorsunuz ama bir data bırakıyorsunuz. Ya da mesela bir insanla hep aynı anda yan yana aynı IP adresinden Instagram'ı kullanıyorsunuz. Instagram biliyorsunuz o kişiyle aynı evde yaşadığınızı belki. Ya böyle olunca bir çiftlere yönelik size reklam yapıyor. Yani aslında tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir data bırakma söz konusu. Sizin davranışlarınızın okunması çok daha fazla mümkün teknoloji firmalarındaki bilgilerle. Bunların anlaşılıp buna göre de aslında devletlerin biraz yönetmesi lazım. Yani sen hangi datayı kullanabilirsin, hangisini kullanamazsın? Bizim bireysel olarak haklarımız neler? Nerede korumaya ihtiyacımız var? Bunun anlaşılması lazım. Biz Türkiye'de henüz bu konulara pek giremedik. Biraz daha çok internet deyince sansür üzerinden dönüyor konu biraz daha. Tabii yani olan da zaten genelde kullanıcı oluyor bu durumda ama önce bir anlamak lazım. Yani yapay zeka ne? Yine çok fazla konuşulan bir şey ve hep böyle haberlerde şey görüyorum. Yapay zeka korkulacak bir şey mi? Hani sanki robotları takacağız fişe,
Onların ufuk, yani millet bu zannediyor problemi. Hani sanki böyle bir robotlar bize saldıracak. Yapay zeka korkunç. Ama yapay zeka ne? Yapay zeka dediğimiz aslında belli istatistiksel olarak belli davranışların bu programlar tarafından fark edilip onun üzerine yoğunluk yapılması. Aslında reklam hedeflemede en çok kullanılan böyle bir konu. Biz hala böyle sanki bilim kurgu havası katmaya çalışıyoruz yapay zekaya biraz daha. Korkulacak bir şeymiş gibi. Aslında bir tarafıyla da korkulacak bir şey. İşte demin söylediğin gibi reklamlar yoluyla ya da internette yaptığımız gezinmeler, searchler, aramalar vasıtasıyla ya da girdiğimiz, okuduğumuz sayfalar vasıtasıyla bizim bir profilimizi çıkarıyor ve bu profil üzerinden de bize reklam gösteriyor. Sadece reklam göstermekle de kalmıyor. Facebook örneğini yaşadık Amerika'daki seçimlerde. Rusya'nın nasıl devreye girdiği ve sahte hesaplarla Facebook'un yönlendirme yaptığı, işte seçmenlere farklı seçmene farklı videoları gösterdiğini ortaya çıkarmışlardı biliyorsun. Yani iş sadece reklam göstermekle kalmıyor. İnsanların politik düşüncelerini değiştirmeye varana kadar aslında etkili bir alan, öyle değil mi? Tabii aslında en çok güzel örnek verdiniz. Bu en çok Türkiye'de olmak Stanford Gözlem Evi'nin yeni yaptığı bir raporla Twitter'dan aslında bir işte AK Parti'yi savunan belli kullanıcıların aslında bir zincir kurarak manuel olarak aslında bu işi yaptıklarını test etmesi oldu. Aslında bunu bir şekilde bir ben görüp anlayabiliyordum. Burada bir şey var yani burada bir otomatize edilmiş bir sistem olduğunu görebiliyordum biraz daha. Ama tabii analizinin yapıp çıkarılması, bir Twitter'ın kurum olarak Stanford'da çalışması tabii çok önemli. Ve orada mesela meğer işte bir 10 bin kişi örgütlenmiş ve Twitter'da hacklemiş aslında Twitter'ın sistemini. Yani bir cep telefonundan WhatsApp grubu kurmuş, 10 bin kişilik ağ yapmış. Bir yanda istediği her şeyi hashtag yapabiliyor. Biz de hashtag olan her şeyi gündem zannediyoruz, gündem yapıyoruz. Aslında o da çok algoritmik bir gündem. Yani çok böyle köpürtülmüş şiddet suçlama içeren ve bu yüzden de köpürtülen çok polarize edici gündemler ve konular aslında. Şimdi yani 80 milyonluk bir ülkede 3000 kişi tweet atınca yukarı çıkabiliyor aslında gündem. Biz onu bir yanda çok büyük bir konu gibi aslında işliyoruz. Öyle mi? Değil. Yani aslında algoritma o anlamda bizim her hayatımızı etkiliyor. Yani müzik üretiminde de algoritma etkileniyor. Artık sanatçılar da resim yaparken Instagram'a uygun bir şekilde içerik yaratmaya çalışıyor. Yani bu etki hayatımızda var. Bunun içinde bir teknolojiyi anlayıp yani şu an bu algoritma ne yapıyor? Algoritma benim ne yapmamı istiyor? Ben ne yapıyorum? Ben bu algoritmaya göre bir şey yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Gibi düşünmek lazım aslında. Yani eğer anlarsak ve farkında olursak bize gösterilen reklamların, bize gösterilen ya da Twitter'da hashtag olan gündemlerin suni gündem mi, gerçekten doğru gündem mi ya da o reklam ya da o video bizi nasıl etkileyecek bilirsek, farkında olmak buna yarar, öyle değil mi? Bilirsek bu bizi etkilemesinin de önüne geçeriz. Çünkü hani deriz ki bu suni gündem, yine troller iş başında deriz. Ya da bir reklam gördüğümüzde işte ben şunu aramıştım, bu reklam o yüzden geliyor, umursamayayım deyip ondan, onun etkisinden kendimizi kurtarabiliriz herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar bu yaptığınız çalışmaları da çok beğenerek takip ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok anlamlı bir şey bu şekilde. Gazeteci olarak yaptığınız çalışmalar, işte kadınlardaki çalışmalar sizin için çok önemli. Çok teşekkürler. İzleyenlere de teşekkürler bizimle oldukları için. Sağ olun. Abone olmayı unutmasınlar. Sen oldun mu Handa? Tamam, harika. Lütfen siz de abone olmayı unutmayın. Aşağıda butonu göreceksiniz, abone ol butonu. Bu bizim için önemli bir destek. Çünkü teşekkürler.